direnci, toprak öl direnci ölçümü konusuna bir şey daha ekledim. Selvas topraklama ölçüm metodu diye geniş alan topraklaması ile ilgili bir yöntem var. Onu da arkadaşlar rica ettiler, onu da ekler misin diye. Onun üzerine ben de bu Selvas konusunu da ekledim. Normalde zaten toprak öl direnci ölçümünü daha önce de yapmıştık. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Ses görüntüyle ilgili bir sorun var mı diye klasik sorumuzu tekrar soralım. Ses görüntüyle ilgili herhalde bir şey yok. Ben de yok diyor farklı arkadaşım. Evet, sorun yok anlamında herhalde. Üçlü arkadaşım iyi diyor. Tamam o zaman. Yavaş yavaş o zaman başlayabiliriz. Önce Selvas konusuyla şey yapalım. Tabii müracaatımız neresi? Her zaman olduğu gibi elektrik tesisinde topraklamalar yönetmeliği. Şimdi burada topraklama ölçümüyle ilgili ekne diye bir maddesi var. Orada hangi cihazlar kullanılır, nasıl yapılır diye bir bilgiler bu ekne bölümünde veriliyor. Yeni tesis edilecek veya mevcut topraklama tesisinde yapılacak ölçmeler mantığı maddesinde. N2.2'de uygun ölçme yöntemleri ve ölçü cihazlarının tipleri şeklinde bir şey var. Bunu da birinci maddesinde topraklama ölçme cihazı diyor. Bizim sahada yaygın olarak MEGER dediğimiz cihazlardan bahsediyor. MEGER Türkiye'ye ilk giren firma olduğu için adını da cihaza vermiş. Herkes MEGER diye geçiyor. Aslında topraklama ölçme cihazı. Ne diyor yönetmelik bakalım. Bu cihaz topraklayıcılar ve küçük ve orta büyüklüğü topraklama sistemlerinde, örneğin tek bir derin topraklayıcı, bir çubuk topraklayıcı olabilir, şerit topraklayıcı olabilir. Toprak teli havaya kaldırılmış veya kaldırılmamış durumdaki hava hattı direklerinin topraklayıcıları, Ağ-G topraklama tesisinden ayrılmış orta gerilim şebekesindeki topraklama tesisleri için kullanılır diyor. Burada da 150 Hz olması lazım alternatif frekansı 150 Hz açmamalıdır şeklinde de bir notu var. Şimdi burada ölçme yapma ile ilgili biliyorsunuz o MEGER dediğimiz cihazı alıyoruz. 3 tane kablosu var bunun. Birini ölçeceğimiz noktaya bağlıyoruz biliyorsunuz. Bir tanesini akım sondasına bağlıyoruz. Uzaktaki noktadaki akım sondası. Bir tane de yakındaki sonda, o da gerilim sondası diyoruz buna. Şimdi bakalım, ölçme yapılacak topraklayıcı, sonda ve yardımcı topraklayıcı mümkün olduğu kadar birbirinden uzakta olmalıdır diyor. Şu araları mutlaka uzak olması lazım. Sondanın ölçme yapılacak topraklayıcıyla arasındaki mesafe 20 metreden az olmamak kaydıyla. Yani şu gerilim sondası en az 20 metre olabilir. En büyük topraklayıcı uzunluğunun en az 2,5 katı olacak. Ölçme yönleri bunlar bir doğru üzerinde. Yardımcı topraklayıcının mesafesi ise 40 metreden az olmamak kaydıyla, yani en az 40 olacak yönetmelik gereği. Yani 20 ve 40 en az rakamlar bunlar. Ve en büyük topraklayıcının yine 4 katı olacak. Mesela 20'ye 20 alanlı bir temel topraklaması var diyelim ki. 20 olduğuna göre en büyük ölçüsü voltaj sondasını 2,5 çarpı 20 50 metreye, akım sondasını da 4 katı olacak diyor. Akım sondasını 4 çarpı 20 80 metreye çakmak lazım. Mesela bir tane çubuk ölçüyorsak, tek bir topraklama çubuğu nedir onun boyu? İşte 1,5 metre boyu var. En büyük boy 1,5. 1,5'u 2,5 ile çarpacağız. Tabii 20 metreden küçük olacak. O yüzden 20 2 20 olacak. İkinci de 4 ile çarpacağız. O da 6 metre. O da en az 40 kuralına uymak zorunda olacağız. Yani 20-40 minimum mesafelerimiz yönetmelik gereği. Yüksek frekanslı topraklama ölçme cihazı diye bir şeyimiz var. Ölçme örneği var. Bir de bu üçüncü maddede verilen oldukça büyük akımların kullanıldığı akım gerilim yöntemi. Bu yöntem özellikle büyük çaplı topraklama tesislerinin topraklama empedansını ölçmek için kullanılır. Yani Selvaz dediğimiz sistem burada ortaya çıkıyor. Yani indirici merkezlerde, geniş alanlı topraklamalarda şu topraklama yönetmeliğinden alınan bir resim. Yani şurada bir gerilim uygulanıyor ve sondalarla yine ölçüm yapılıyor. Ölçüm mantığı aynı. Yine bir uzak
sonda var, bir yakın sonda var. Geniş alanlı bir topraklama ölçümü yapacağız. Yani MEGER'le biz bunu yapamıyoruz. Neden? MEGER'in içinde işte ufak bir pil var. Gücü yetmez yani o çok uzun mesafeleri ölçmeye. Bu ufak cihazın, topraklama cihazının gücü yetmez. O yüzden biz buraya bir sistem kurmamız lazım. Akım enjeksiyon ve gerilim ölçümü diye geçiyor Avrupa ülkelerindeki şeylere bakarsak uygulamalara. Bunu Türkiye'de şöyle bir isim vermiş bizim abilerimiz. SelVAS yani Selektif Voltaj Amper Empedans'dan oluşturulmuş bir kelime. Yani sadece Türkiye'de bu isimle anılıyor. İşte akım gerilim metodu Avrupa ülkelerine bakarsak veya işte akım enjeksiyon ve gerilim ölçümü diye isimler var dünyadaki karşılığı olarak. Prensip yine aynı. Bir uzak mesafeye bir akım probu çakılıyor veya birkaç prob çakılıyor. Yakına da gerilim sondası çakılıyor. Bu %61,8'ine denk getirilmesi daha doğru sonuçlar için gerekiyor. Şimdi bu ölçüm cihazı için hazır şeyler var. Hazır setler var. İşte var yakı falan üzerinde olan hazır setler var. Bunlar biraz pahalıya geliyor ama bakarsak. Birkaç sene önce bir sipariş için bir teklif istemiştim. 50 bin eurolar civarında fiyatlar almıştık. Yani bu çok pahalı bir şey seçenek olabilir tabii. Yatırım da yapılabilir. Veyahut da bir sistem oluşturulabilir. Nasıl oluşturacağız? Sistemin parçaları neler? Mesela şurası şans sahasının topraklaması diyelim. Buraya bir varyak bağlıyoruz ilk başta. Bir gerilimi ayarlamak için bir varyak bağlıyoruz. Daha sonra bir polarite anahtarıyla yerleri değiştirilebilir şu uçların. Bir izolasyon trafosu 220-660 volt. Bu güç kaynağımız böyle oldu. Akımını ölçeceğiz buradan geçen akımı. Ve uzak şeye akım sondasını çakacağız. Uzak dediğimiz yönetmelik 5 kilometre diyor. İşte kaynakları inceledim 2500 metreye kadar da uzayan mesafeler var. Sonra yakın sondayı alıyoruz. Yok, yakın sonda da gerilim sondası demiştik. Bir filtre devresi takıyoruz buna ve yine bizim sistemimize bağlıyoruz. Yani şöyle bir çevrim oluşmuş oldu. Ne yapalım şimdi bu şeyi? Toparlayalım tek tek. Bir 2,5 kW'lık 220 watt bir jeneratör alıyoruz. Tek fazla ayarlanabilir ototrafo alıyoruz. 25 amperlik 220 volt. Az önce söylediğim şekildeki gibi bağlayacağız bunları. Tek fazla trafo nedir? 220 volt, 660 ve 6,6 kVA bir monofaze bir trafo alıyoruz. İşte bunun ayarları 220 volta 110, 220, 330, 440, 550 gibi kademeleri olsa iyi olur. Alternatif akımla ilgili bir şeyimiz var, ölçme cihazımız var. Mikrovoltmetre ya da mini voltmetre dediğimiz bir cihaz kullanacağız. İç empedansının yüksek olması tabii tercih edilir. 300 mikrovoltla 300 volt arası bir ölçüm yapabilse iyi olur. Universal voltmetre ve ampermetre kullanıyoruz yine devrede. Bir de filtre grubumuz var demiştik. Polarite anahtarı bir pako zaten basit bir pako. Ve bir kablo ve ölçme. 2000 metrelik bir kablo. Çok telli, iyi üzeri 2x4 kablo. Ve 1,2 metrelik çapıda işte 20 milimetre olan çelik ölçme sondaları kullanılabilir. Ölçüm setini yine bir başka arkadaşımın makalesinden aldım. Makaleleri işte 6 numaralı şeyi kaynağı en sonunda göstereceğiz zaten bu kaynakları nereden olduğunu. İşte dediğimiz varyak, polarite anahtarı, bizim izole trafomuz, filtre, mikro voltmetre gibi şu devreyi tekrar kuracağız. Kurduğumuz devre az önce kurduğumuz devreyle aynı. Uzak sonda var. Buraya birkaç sondayla temsil etmiş. 3-4 tane sondayı şuraya çekiyoruz. Çünkü devreden biz 5 amper akıtmak zorundayız. En azından 5 amper bu devrede toprak üzerinden akmak zorunda. Bunu sağlayabilmek için sonda sayısını arttırıp hatta buraya tuzlu su falan da dökmek gerekebiliyor. Şuradaki iletkenliği arttırmak için. Bu 5 amperi bulduktan sonra
o mikrovoltmetre ile de voltajları ölçerek biz normal empedans formülünden, direnç formülünden bu sonucu VG bölü I'dan Z'i bulmuş oluyoruz. Şimdi gömülü göllü topraklama dikdörtgen şekilde alırsak bunu, ölçme doğrultusu bir doğrultu üzerinde olması lazım. Bir yönde. Uzağa akım elektrotları, aynı doğrultuda yaklaşık yarım mesafede gerilim elektrotları çakılıyor. Akım elektrodu mesafesi 500 metre en az, 2500 metre de en fazla. Küçük istasyonlarda 500 metre alınıyor, büyük istasyonlarda ise 2500 metreye kadar uzatılıyor bu. 4-5 adet elektrot işte 0,75 metre derinliğe ve 3,75 kendi aralarında olmak üzere gerekli akım 5 amperi bulmaya çalışıyoruz. Gerilim elektrotu ise işte yaklaşık işte 600 metre ise akım elektrotu 370 metreye denk gelecek şekilde çakılabilir. 200 ile 400 metre arasındaki değerlerin ortalamasından oluşuyor. Gerilim ölçümleri o şeyin topraklamasını ölçeceğimiz ağın kenarından başlıyoruz. 25 metrelik mesafelerle işte 0 metre, 25 metre, 50 metre, 75 metre diye en inceye kadar, en 600 metreyi bulana kadar değerleri buluyoruz. Ve akım da işte 5 amper civarındaydı. Bölerek bu şeyi, gerilim bölü akım şeklini bölerek empedansları buluyoruz. Ortalaması da bize oradaki topraklamayı vermiş oluyor. Sınır değer olarak 154 kilovolt şeylerde, istasyonlarda 1 ohm sınırı var. 380 kilovolt istasyonlarda ise yarım ohm sınırımız var. TYT'nin öngördüğü sınırlar bunlar. Daha sonra adım gerilimi ve dokunma gerilimi ayrıca ölçülüyor. Adım ve dokunma geriliminin hesabında yine topraklama alanında oluşan, dolaşan akım 154 kilovolt merkezlerde 20 kiloamper, 380 kilovolt merkezlerde ise 35 kiloamper olarak belirleniyor. Bu da yine topraklamalar yönetmeliğindeki dokunma gerilimi akış şeması. Bunları zaten yaptığımız için üzerinde durmuyor fazla. Yani topraklama ölçümünde bu Selvas metodu bu şekilde oluşuyor. Yani normal bizim klasik üç uçlu karşılaştırma yönteminin biraz daha yüksek akımı olarak da tanımlanabilir. Toprak konusuna girersek biraz da yer kabuğunun toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılarda yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü şeklinde Türk Dil Kurumu'nun verdiği tanım. Kayaç diyorlar bu jeoloji mühendisleri genellikle. Kayaçlarda elektrik iletimi şeklinde dersek elektronik iletim, elektrolitik üretim ve diyelektrik şeklinde bir tanım yapılabiliyor. Toprak tipleri işte zonal topraklar, intrazonal topraklar, azonal topraklar, yani zonal bölgesel topraklar, bu içinde kalan holomorfik topraklar, işte azonal sürüklenerek gelmiş olan topraklar gibi tanımlamalar var. Elektrik iletkenliğini kayaçlarda, toprakta elektrik iletkenliğini neler etkiliyor? İşte metalik sürflü mineral eksikliği, porozite dediğimiz olay, kil içeriği, gözenek doygunluğu, su tuzluluk, hidrokarbon akışkan doygunluğu, akışkan sıcaklığı ve kaya matrisin içsel direnci etkiliyor bu konuyu. Nerelerde bu bizim toprak öz direnci kullanılıyor? Arkeolojik çalışmalarda, tarımda, çevresel araştırmalarda, sızıntı problemlerinde vesaire, heyelan, yapı, zemin etüdü gibi mühendislik problemlerinde, karstik boşluklarda, hidrojeolojide, maden, petrolde, jeotermal çalışmalarda, kabuk çalışmalarında toprak öz direnci ölçülüyor. Biz de tabii bu konudan RO dediğimiz toprak öz direnci, formüllerde kullandığımız toprak öz direnci olarak kullanıyoruz. Yine yönetmeliğe bakarsak, toprak öz direnci olarak RO elektriksel öz direncidir. Bu direnç 10
işte metrekare bölü metre veya 10 metre olarak da verilebiliyor. Bu direnç kenar uzunluğu 1 metre olan toprak bir küpün karşılıklı iki yüzey arasında dirençtir diye tanımlamış 11. maddede. Ölçülmesinde de işte bizim normal Wendel metodu kullanılıyor. En çok kullandığımız dört uçlu ve Wendel metodu bizim en çok kullandığımız metot. Yine elektrik tesisinin topraklama yönetmeliğinde K maddesinde yani topraklama ölçümünden çıkan sonuçla yine topraklayıcı uzunluğu da toprak öz direnci arasındaki bağıntıyı bulabileceğimiz bir tablodan da faydalanabiliriz. Yine Wendel metodu demiştik. Nerelerde kullanıyoruz Rho'yu? Mesela çubuk topraklayıcının direncini hesaplarken, topraklama direncini hesaplarken ne yapıyoruz? Rho E bölü L kısa hesap. Rho E işte diyelim 110 metre ise, bu da 1 metre ise buna göre hesabımızı yapıyoruz. Ana formül şöyle logaritmik bir formül, tabi logaritmayla olan bir formülümüz var. Burada kısa formülde az önce söylediğim gibi Rho E bölü L şeklinde. Gözlü topraklama olabilir. Yine formülü Rho'ya bağlı Rho E bölü 2D artı Rho E bölü L şeklinde bir formülü yine var. Burada da Rho'yu kullanıyoruz. Temel topraklamasında halka topraklama formülü kullanılabilir. Temel topraklaması için işte 2 Rho E bölü 3D formülünden de faydalanarak bu şeyi formülü kullanarak direnci bulabiliriz. Şurada D dediğimiz bunun alanının temel alanının karekökünün 1.13 katı olarak da geometrik hesap yapabiliriz. Yani D derken D dediğimiz şu alana eşdeğer alanlı bir dairenin çapıdır. Aslında geometrik anlamı bu. Bir temel topraklaması hesabı yapılırsa 6'ya 8 mesela bir boyutunda bir temelse bu. 150 metrede bunun şey ise öz direnci ise özgül direnci ise yerlerine koyuyoruz işte. Önce bir D'yi bulduk. Sonra 2 Rho E bölü 3D'den 12,8 olmuş. Bu formülde kullanarak biz temel topraklamasını hesaplayabiliriz. Bir de görüyorum projelerde falan bu temel topraklaması yaptıktan sonra dışarılara birer tane çubuk topraklama çıkarılıyor. Aslında temel topraklaması yeterli. Yani beton iletkenliği bakımından temelde temel topraklaması oldukça iyi sonuç verir. Ama nedense şöyle çıkıp da birkaç tane de çubuk topraklamayla desteklemek ihtiyacı duyuyor arkadaşlar. Tamam olabilir. Fakat bir hesap yapıyorlar. Şu çubukların topraklamalarıyla temel topraklamasını paralel bağlıymış gibi bir hesap yapılıyor. Paralel bağlamada nasıldı? 1 bölü R eşittir. 1 bölü R 1 artı 1 bölü R 2 şeklinde. Böyle bir hesap yapılmaz. Eğer bileşke bir topraklama yapılacaksa bununla ilgili IEEE'de tanınmış Sverak, Schwarz veya Tepar-Gerev gibi yöntemlerle bileşik topraklama çözülür. Paralel bağlı topraklama yöntemi böyle bir yöntem yok. Mesela Sverak formülünü ortaya koyarsak, şuradaki Rho gene bizim toprak öz direnci, L topraklayıcının uzunluğu, A dediğimiz alan, H da derinlik. Burada yerlerine yazarak, yani L'deki toplam iletken uzunluğu, çubuk boyları da dahil, ağın alanı ve ağın derinliği şeklinde, temel, bodrum kotu falan da olabilir bu ağın derinliği şeklinde. Şu formülden çıkacak sonucu kullanmamız lazım. Yani çubuklarla temel topraklamasının paralelmiş gibi yapıp onun sonucunu bulmak son derece yanlış. Sverak yöntemindeki formül kullanılabilir. Bir örnek verelim. EMO İstanbul Şube bülteninde 2013'te yayınlanmış Ocak 2013 bültenini bulursanız şeyde webde de yayınlanıyor zaten bunlar. 90-10 metrelik bir şey var. Toprak öz direnci var. Yatay iletken boyu temeldeki 33 galvanik şeritlerin bina etrafındaki 95 mm karelik bakır ringin toplam mesafesi.
ölçülmüş. 774 metre çıkmış bu şeritlerin, bakırların toplam mesafesi 774 metre. Düşey iletkenler, toprak çubuklar, topraklama çubukları 12 taneymiş, pardon 12 metreymiş, 8 adetten, 1,5 metreden 12 metre yapıyor bunların toplamı. Aş yarım metre derinlik verilmiş. Bina birinci bodrum katı olsaydı 3 metre ekleyecektim. İkinci bodrum katı olsaydı 6 metre ekleyecektim. Derinliğe göre bir sayı aş. Alan da 70'e 30'muş alan. O da 2100 metre kare. Çubuklar dahil olarak 786 metre iletken için yapılırsa hesap, direnç 0,972 ohm çıkmış. Çubukları koymazsak, yani şu 12 metreye düşersek, çubukların şeyini mesafeden düşersek bunu, bu da 0,974 ohm çıkıyor. Yani şurada virgülden sonra 3. hanede çok az bir değişim var. Yani buradan çıkan sonuç nedir? Buradan çıkan sonuç, şu çubukların hiçbir etkisi yok. Yani toplam topraklamaya hiçbir etkisi yok. Yani bunları koymasak da olur, boşuna koyuyoruz. Yavuz arkadaşım demiş ki, topraklayıcı uzunluğu olarak çubuk direkt seri mi dahil edilir? Evet, bu metreymiş. Şey gibi, mesela şunlar, galvanik şerit işte 774 metre, bu da 12 metre. Boy olarak uzatılıyor. Topraklayıcı uzunluğuna ekleniyor. Yani şu az önceki resme tekrar gelirsek şöyle. Şunları eklemenin hiçbir faydası yok bize. Bunları eklemesek de olur. Yani bazı arkadaşlar malzeme başına iş yapıyorlarsa tamam, onlar para kazanmak için eklenebilir ama bizim toplam topraklamasına herhangi bir etkisi yok. Şu ilave koyduğumuz çubukların herhangi bir etkisi yok. Evet, böyle de Sverak yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir de öz direnç ve öz iletkenlik kavramlarından bahsedelim. Öz direnç rho, yani bir bölü olarak birbirini karşılıyor bunlar. Rho ve kappa. Rho dediğimiz, bakın direnç formülünde rho ne bölü a? Üste. Rho üste. Altta ise l bölü kappa a şeklinde. Bu da paydaya geçmiş oluyor. İbrahim arkadaşım diyor ki, küçük alanlarda etkisi olmaz mı? Yani çubukların, yani çok küçük derken sadece o toprak çubuk varsa sadece. O zaman da zaten çubuk topraklamanın formülü zaten var. Bir tane çubuk çekiyorsak rho bölü neydi? Neydi zaten şeyleri? Çubuğun uzunluğuydu. Zaten onun kendi formülü var. Bu Sverak formülü, iki tane ayrı şeyi topraklama tipini birleştiriyorsak, hem temel topraklaması hem çubuk topraklaması mesela, iki tane ayrı. Hem de etrafında ring var. Binanın etrafında bir de ring yapılmış. O tür durumlarda kullanılan topraklama şeklidir. Şimdi bu şeylerde şey diyorduk, direnç ve öz iletkenlikten bahsediyorduk. Rho ve 1 bölü kappa şeklinde, bakın bu aşağıya gidiyor, bu yukarıda demiştik. Bir de birim analizi yaparsak, metre bölü 10 milimetre kare ile, yani şuradaki bakın öz iletkenliği 56 metre bölü 10 milimetre kare mesela. Örnek şuradan bakarsak. Bununla 10 metreyi karşılaştırırsak, iyi toprağın öz direnci de 50-10 metre diyoruz. Genelde 50-10 metre iyi diyoruz mesela. Bunları karşılaştırırsak 10 üzeri 6 kadar fark oluyor. Neden? Milimetreyi metreye çevirirken 10 üzeri eksi 3 geliyor. Bunun da karesini aldığımız için, bir de yukarıya çıkıyor da, eksi de paydadan paya çıkarken artıya dönüyor. 10 üzeri 6. Yani buradaki 10 üzeri 6'ya dikkat edelim. İbrahim arkadaşım diyor ki 50 metrekare bir alanda mesela. Şimdi 50 metrekareyi yapın siz o zaman. Şu denemeleri yapın. Hem temel topraklamasını, hem de ring toprak, hem de çubuk, bunları ekleyin. Sonra çubuklar yokmuş gibi şeyden, toplamdan çıkarın. Farkı siz kendiniz görün. Bakıyoruz. 622'de iklim şartlarına göre bir takım toprak öz dirençleri verilmiş. Tabii burada 10 santimetre olarak verilmiş. 10 metre değil, ona da dikkat edelim. Şöyle bir doküman hazırlamış. 622 oldukça iyi bir
standart Yıldırım'dan korumayla ilgili. Şimdi Yıldırım'dan korumada biliyorsunuz 10 ohm diye bir sınırımız var topraklama ölçümünde. 10 ohm sınırı. Yani bu RO'ya bağlı olarak değiştirilebilir. Hem RO'ya hem de risk analizi ile ilgili Yıldırım'dan koruma risk analizi diye bir sunum daha yapmıştık geçen haftalarda. Orada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde risk analizi sonucu bir takım rakamlar buluyorduk. Bu rakamları bulduğumuzda işte 10 metre olarak bizim topraklayıcımız diyelim ki 3010 metre oldu. Bazen böyle kayalık yerlerde iyi topraklama bulunamıyor. Çünkü öz direnci çok kötü. Ve dördüncü kısımdan çıktı şeyde. Risk analizi 4 çıktı. O zaman bizim sınırımız 60 ohm oluyor. Bakın 10 ohmdan 60 ohma kadar getirebiliyoruz. Yani sınır değerimiz artık 60 ohm. Yani şu şartları sağlarsak buradaki değerleri esnetebiliyoruz. Yani 10 ohmda çakılı kalmıyoruz. Bunu da yine 62.305 standardından aldığım bir tablo. Toprak öz dirençleri bataklık gibi yerlerde işte 5 ile 40 metrekare şey 10 metre arasında çamur, kil, humus olursa işte 20-200 10 metre kum. Bakın çakıl önemli. Çakıl 2000-3010 metreye varıyor. Yani kötü bir iletkenlik var burada. O yüzden biz burada görüyoruz ki bütün indirici merkezler yerlerinde hep çakıl serilmiş vaziyette. Yani bir tür güvenlik önlemi olarak. Bulunduğu bölge işte çakıl. Yani burada elektriksel güvenlik bakımından iyi bir yerde duruyorsunuz demektir diyoruz arkadaşım. Yani burada çakıl olması yerlerin mesela güvenlik bakımından yani beton iyi bir iletken. Beton iletkenliği iyi. Ama çakıl kötü. Yani çakılı biraz daha güvenlik anlamında da kullanabiliriz. Yani müstakil direklerin etrafına bir havuz yapıp içine çakıl doldurmak belki o direğe dokunanlar açısından belki bir güvenlik önlemi olabilir. Yani izolasyon halısı koyamayacağımıza göre açık sahalarda belki böyle bir yöntem bizim işimize yarayabilir. Hava etkisiyle dağılmış taş olabilir. İşte 1010 metreden küçükmüş. Kum taşı, granit bakın 50.010 metre. 50.010 metreden büyükmüş. Buzul taşı 30.010 metreden büyük. Bunlar oldukça öz direnç bakımından direnç yapıyor. Yani bizim yalıtım bakımından bizim istediğimiz bir şey. Çimento 50.010 metre. Bir çimento, üç kum diye bir karışım yaparsak ne olur bu karışım? Beton harç olur. O da 50 ile nem durumuna göre 310 metre arasında değişiyor. Yani beton oldukça iyi bir iletken diyebiliriz. Betona basarak zaten kontrol kalemini düşünün şöyle bir deney yapalım. Kontrol kalemini prize taktık. Tepede kırmızı ışık yandı. Bu tepede kırmızı ışığın yanması bizim beton üzerinden devreyi tamamlıyoruz anlamına gelir. Yani biz devredeyiz. Devrenin içine giriyoruz. Seri devredeyiz. Yani betonun iletkenliği o anlamda çok iyi. Zaten temel topraklamasının özü de bu. Temeldeki o beton kütleyi biz topraklayıcı yapıyoruz. Toprağın iletkenliğini arttırmak için, öz direncini düşürmek için kimyasal maddelerin kullanılması önerilmez diye bir maddemiz var. Madde 6A diye topraklama yönetmeliğinde. Bu tip şeyleri karıştırmamak lazım toprağa, kimyasal maddelerin. Oranın fauna, flora dediğimiz işte orada yaşayan mikro canlılar var, bitkiler var. Yani kimyasal bir topraklama değerini düşüreceğiz diye oradaki şeylere de eziyet etmemek lazım doğaya. Kimyasal maddelerini kullanmamak lazım. Bir de üstelik bunları koyduk. Kontrolü de kandırdık bunları kullanarak. Diyelim ki kontrol diyor ki bize 2 ohm olacak illa diye tutturuyor. Biz de 3-4 ohm bulduğumuz yeri bunlar sayesinde şike yaparak diyelim düşürdük. Tamam. Kontrolü kandırdık. Sonra iki yağmur yağınca bunlar sürüklenip gidecek sonuçta. Bunlar durmayacaklar bir şeyde. Yine eski haline gelmiş olacağız. Oradaki doğayı katletmekle kalmış olacağız yani sonuç olarak. O yüzden bunları kullanmamak lazım.
Bunların eski şeylerini de kullanmamak lazım. Şöyle dönersek eski versiyonu nedir? Kömür, değil mi? Tuz falan o tip şeyleri de kullanması önerilmez. Toprak öldürenç metotlarına bakarsak, Benner metodu, Schönberger metodu, dipol dipol, tek elektrot dipol, yarım Benner, yarım Schönberger, analitik yöntemler, sonlu elemanların yöntemi gibi birçok yöntem geliştirilmiş. En çok kullanılan ise Benner metodu. Dört üçlü Benner metodu. Benner metodunda formülümüz Rho eşittir 2 pi ar şeklinde homojen sığ toprak öz direnç ölçüm için uygun. Çok katmanlı derin toprak ölçümlerinde ise Schönberger metodu. Buradaki rho ise pi d kare eksi a kare bölü 4 r bölü 4 şeklinde bunun da bir formülü var. Dört uçlu bir yöntem kullanıyoruz. Şu iki uçtan yere akım enjekte ediyoruz. Mesela şuradan akım enjekte ettik, buradan döndü. Şu içteki iki tane sondadan da gerilim ölçümü yapıyoruz. Sonra gerilim ve akımdan da bizim direnci ve oradaki rho'yu buluyoruz formülde yerine yazarak. Formülümüz neydi? Tekrar hemen hatırlayalım. Orada direnci bulduk. Gerilim bölü akımdan. A mesafesi aralık çubuk aralığı 2 pi r şeklinde rho'yu bulmuş olduk. Benner metodu Türk standardı da var onun 43-63 Türk standardında veriliyor zaten. Bir de şu çubuk çakılma derinliği var. Orası da önemli. Şu aradaki mesafenin 20'de biri olacak. Bu arayı A'yı kaç yaparsın? 20 yaparsanız mesela bu arayı 1 metre demek ki çakacaksınız. Bunun için özel sonda yaptırmak lazım. Ölçü aletinin kendi şeyleri, sondaları küçük. Yani nedir 30 santim falan küçük sondalar. Onun yerine özel sonda yaptırmak lazım. Ne yapıyorduk? Şu akım sondalarından C1, C2 dediğimiz uçlardan current yani bunlar C derken toprağa akım enjekte ediyoruz. P dediğimizde potential bunlar biliyorsun potansiyel. Gerilim uçlarından da ölçüm alıyoruz. Şu ara mesafe benim ne kadar derinliğe gideceğimi gösteriyor. Ne kadar derinde bir topraklama ölçüyorum. Ne kadar derinlik. A mesafesi o. Mesela 3 metre yaparsak 3 metre derine kadar ölçerim. 20 yaparsam 20 metre derine kadar yaparım. Yani 7. bodrum kat varsa mesela binada 3 metre olsa bir kat ne oluyor? 21 metre. Demek ki araya 21 metre yapmak lazım. Ona göre de derinlik oluşturmamak lazım. Çeşitli şeyler, formüller yine şeyi değiştirdikçe interpolasyonla da yapılabiliyor ara mesafelerin ayarlanmasında. Schönberger'de şurası A mesafesi, şurada da D şeklinde aynı 4 üçü takıyoruz fakat formül değişiyor Schönberger'de. Yani şuraya A diyoruz, şu ortaya kadar kısmında D diyoruz ve formül değerlerini yazıyoruz. Wendel metodunun şu uçlar değiştiriliyor. Bakın C1, C2 buraya gelmiş mesela. P1, P2 buraya gelmiş. Bu hale getirsek Wendel beta dediğimiz formülde 6 pi ar şeklinde dönüyor bu sefer. Gamma'da C1 çapraz C2 bakın şöyle C1, C2 çapraz. P1, P2 çapraz oluyor. Buradan da 3 pi ar şeklinde. Yani şu uçların yerlerini değiştiriyoruz. Şu dörtlüğü yine çakıyoruz ama üç uçların yerlerini değiştirerek biz ölçümün formülünü değiştirebiliyoruz. Sahada işte bu şekilde ölçüm kazıkları ve ölçüm cihazıyla bu ölçümleri yapabiliyoruz. Genellikle çok ölçüm yapmak lazım. Mesela şöyle bir alan varsa bir karolaj yapıp şeye sahaya şunlara birer tane koordinat verip her koordinat için birer tane ölçüm yaparak bütün saha dolaşıp bu sahada ortalama bulmak doğru bir çözüm olur. Yani bir tane ölçümle bu sahanın toplam rho'sunu bulmak doğru olmaz. Bütün sahada dolaşmak lazım. Mesela dört tane sonda var. Bir, iki, üç, dört. Bu dörtlü dörtlü bütün sahada dolaşmamız lazım.
Tabii bu şekilde tabii tablosunu da oluşturmak gerekiyor. Kaynaklarımız da bu şekilde, işte topraklamalar yönetmeliği. Şu 5 ve 6 önemli, Selvaz'la ilgili Nihat Pamuk meslektaşımız. Yüksek gerilim şalt sahası topraklama alanının elektrik bazlı projelendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Enstitüsü'nde dergisinde çıkmış bir makalesi. Ali Çelik meslektaşımızın da yüksek gerilim şalt sahaların topraklama impedansının Selvaz yöntemiyle ölçülmesi. EMO'nun Elektrik Mühendisliği dergisinde 453 numaralı sayısında çıkmış bir yazısı, 2015'te yayınlanmış bir yazısı. Bunlardan faydalanmış olduk. Evet, konularımız böyle. Sorular varsa birkaç da soru alayım. Bu şekilde sunumumuzu tamamlamış olalım. Ses mi gidiyor, ses gidiyor diye bir Yavuz arkadaşımdan başka bir sorun var mı acaba? Başka birisinde. Kendi de yazmış zaten, ses sadece bende mi diye. Herhalde yok. Dört, 44 tane olmasın, evet 4 tane olsa iyi olur. Evet. Ben de teşekkür ederim Kadir arkadaşıma. Ben de teşekkür ederim Ömer arkadaşıma. Takip ettiler, emek verdi. Onlar da vakitlerini ayırdılar. Birlikte iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Habib arkadaşım da teşekkürlerini sunmuş. Ben de ona teşekkür ederim katıldığı için. İbrahim arkadaşım teşekkür ediyor. Şey diyor ki, bir dakika kaçırdık o soruyu, hemen bir alalım. Bölgemiz çakıl ve temel topraklaması yaparken şeridi mümkün olduğu kadar kullanıyorum. Fakat istediğim şekil düşmüyor. İşte burada temel topraklaması tabii çakıl olunca ne amaçla kullanacağımız da önemli tabii. Burada yıldırım için kullanıyorsak mesela oradaki öz direnç işte 3010 metrelere kadar çıkacak. Yıldırım korumaysa buradaki 60 ohmlara kadar da esnetebiliyoruz demiştik. Az önce söylediğim tabloyu tekrar açayım o zaman şuradan. Mesela bu şekilde yıldırım içinse şunu kullanabiliriz. Yine oradaki topraklama direncine uygun işte bir takım koruma yöntemleri de geliştirilebilir. Daha yüksek topraklamalarda çalışabilecek, mesela 10 ohmda, 15 ohmda bile çalışabilecek topraklama sistemleri kullanılabilir. Mesela kaçak akümülatörlerin kullanıldığı devrelerde çok küçük topraklama direnci olmasa da devre çalışabiliyor, güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Evet, Faruk arkadaşım teşekkür etmiş. Ölçü aletlerin standart kabloları kısa dediğiniz gibi. Ama yönetmelik maddesini okumuştum. Hemen oraya tekrar geleyim. Yönetmelik maddesi de bize bunların sınırlarını veriyor. Şurada hemen şöyle bir yer var. Bir bakalım hemen doğru mu? Yerdeyiz. Şurada. Bakın demiş ki, İki tane sondadan bahsediyoruz. Bir akım sondası, bir de gerilim sondasından bahsettik. Akım sondası en az 20 metre olacaktı. 20 metreden az olmamak kaydıyla. Akım sondası, şey pardon, bu yardımcı sondalardan akım sondası 40 metre, gerilim sondası 20 metre olacak. Yani sondanın ölçümüyle toprakların içi arasındaki mesafe 20 metreden az olmamak kaydıyla en büyük topraklayıcı uzunluğunun en az 2,5 katı ölçme yönüne doğru. Yardımcı topraklayıcının mesafesi ise 40 metreden az olmamak kaydıyla en az 4 katı olacak diyor. Yani 20'ye 20 için örnek vermiştik hatırlarsınız. İşte voltaj sondası için 2,5 katı olacak, 20 metrenin 50 metre olacak. Akım sondası için 4 katı olacak diyor, 20 metrenin 80 olacak. Yani geniş alanlı topraklamalarda bu mesafelere gitmezsek doğru ölçüm alamayız anlamında. Evet, teşekkür eden arkadaşlar da var. Şimdi siz ölçümleri yaparken bunlara uyacaksınız. Yani kablonuzu, yani şimdi ölçü aleti yapan firma
size örnek kablolar vermiş. Mesela az önce de söyledik. Bir örnek daha vereyim. Şöyle bir örnek daha vereyim. Ölçerken demiştik ki bunun çakma mesafesinden bahsetmiştik, değil mi? Ne kadar olacak bu çakma mesafesi? Şu derinlik ne kadar olacaktı? Aradaki mesafenin 20'de biri. Yani ama bana şey ne veriyor? Firma 30 santimlik sonda veriyor. Ama ben arayı 20 metre yapacağımı nereden bilsin o firma? 20 metre yapınca demek ki bu sondanın boyu 1 metre olacak. Özel sonda kullanacağım demektir. Yani duruma göre biz kendi şeylerimizi, ölçme sistemimizi ayarlamamız gerekiyor. Evet, benim bir arkadaşım da teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ederim katıldığı için. Evet, yani bu şey Avrupa'daki o şeylerin 7-8 bin eurolara düşmüş olması güzel bir şey. Ama yine de euro herhalde şimdi 6 lira civarında. Yine bayağı da bir para tutar bu. Yani 8, 6 olsa işte 50 bin liralara geliriz yine. Yani şu söylediğim cihazlar da belki daha ucuza gelebilir. Ona bakmak lazım tabii maliyetine. Serdar.paker.emo.org.tr benim mail adresim. Zaten şeyde de çıkacak zaten sonunda da mail adresim bu şekilde. Ders notunu da YouTube'da zaten hemen otomatik olarak sistem şey yapıyor. Bunu değerlendiriyor. Serbaz metodunda küçük istasyonlarda 500 metre, büyüklerde de 2500 metre küçük büyük kriteri şeyin sisteminle ilgili. Şimdi buradaki makaleyi yazan arkadaşlar, o kaynakçada verdiğim makaleyi arkadaşlar, TEİAŞ çalışanları. Bunlar işte küçük istasyon, büyük istasyon derken bunların tabii ki mesela küçük bir güneş enerjisi santralinin bağlantısı da olabilirdi bu. Küçük bir santral olurdu. Veyahut da bir indirici merkez olabilir. 2 çarpı 50 envalık iki tane büyük trafosu olan bir indirici merkez de olabilirdi. Yani buna göre sınırlandırıyorlar bu büyük ve küçüğü. İşte 2500 metre ile işte 600 metre arasında da bir kriter koymuş arkadaşlar. Evet, burada az önce mail adresimi sormuştu bir arkadaşım. Dirençten arkadaşlar hemen şey yaptılar, yetiştiler. Bu şekilde mail adresini de serdar.paket.emo.tr. Bunları yine makaleden aldık. Yani bu 154'te 1 ohm, 380'de yarım ohm değerleri TEİAŞ'ın değerleri, TEİAŞ'ın koyduğu değerler. Bunlar yine kaynak aldığımız makalenin sonuçları. İstersen bu makaleleri incelemenizi tavsiye ederim ben. Ali Çelik ve Nihat Pamuk arkadaşımın biri şeyde, webde zaten şu şekilde yazınca çıkıyor zaten şey. Webten de bulabilirsiniz. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisinde çıkmış. Ali Çelik'in makalesi de yüksek gelişim şaft sahalarının topraklama impedanslarının serbest yöntemle ölçülmesi 453. sayısında çıkmış. Bu şekilde kaynaklarımız böyle zaten. Onlardan aldık bu değerleri. Tabii bunlar makaleden aldığımız sonuçlar. TEİAŞ'ın kendi uyguladığı değerler. Selvaz da zaten bu isimde. Burada Türkiye'deki bir isim zaten burada. Tabii ki hakkınız helal olsun. Tabii ki onda hiçbir şeyimiz yok. Siz de katıldığınız için ben de size teşekkür ederim. Umarım faydamız olmuştur bu konularla ilgili olarak. Başka sorumuz var mı? Yavuz arkadaşım da teşekkür ediyor. Gerçi bir ses problemi oldu galiba ama sonradan herhalde düzeldi bu şeyle ilgili problem. Çağdaş arkadaşım da teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ediyorum. Herhalde başka bir sorumuz yok. Yine bana mail atabilirsiniz. Aklınıza gelen, daha sonradan gelen bir şey de olursa, soru da olursa.
Direnç'ten arkadaşlar da PDF olarak da göndereceğini zaten söylüyor. Eğer başka da bir şey yoksa ben size iyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Yakın zaman herhalde 1 2 hafta içinde yine başka bir seminerimiz olur. O zamana kadar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.